Koronavirüsün engellenmesi için sert tedbirlerin alındığı Almanya'da salgın tehlikesinin seviyesi ortadan yükseğe alındı. Riskinde 2 yıl sürebileceği açıklandı. Korona testi pozitif çıkan Polonya Çevre Bakanı Woz karantinaya alınırken, İtalya'da da ekonomik zorluk yaşayan havacılık şirketi Alitalia devletleştirilecek. Rize'de umreden dönen 500 kişi hiçbir sağlık kontrolünden geçirilmeden evlerine gitti. Müftülük umreden dönenlerin sağlık kontrolünden geçirilmediğini doğrularken hacılarla temas halinde izledi. Tabip odası ise iş işten geçti açıklaması yaptı. Erzurum valisi Okay Memiş, umreden gelen Erzurumlu vatandaşların karantinaya yakalanmamak için bir otobüs kiralayıp kaçak olarak Erzurum'a gitmeye çalıştığını ancak Çorum'da yakalandıklarını açıkladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlerin ardından olağanüstü hal ilan edileceği iddialarına ilişkin gerçeği yansıtmıyor dedi. Türk Tabipler Birliği Başkanı Sinan Adıyaman, sağlık personelinin ekipman sorunu bulunduğunu belirterek, Ankara'nın en eski üniversite hastanelerinden birinde sadece bir haftalık maske, eldiven stoku kalmış durumda. Dezenfektan kalmayan yerler var dedi. Yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınması gereken ilave önlemlerle ilgili bir çalışma yapan Demokrasi ve Atılım Partisi, bu kapsamda istihdam teşvikinin devreye sokulması, elektrik, su ve doğalgaz ödemelerinin belirli sürelerle ertelenmesi gerektiğini savundu. Koronavirüsü salgınına karşı sadece kamuda kimi önlemler alan hükümete tepki gösteren Gıda İş Sendikası Genel Başkanı Seyit Aslan, gerekli tedbirler alınmaması halinde işçilerin üretimi durdurma hakkı olduğunu söyledi. UEFA, Türkiye'nin de yer alacağı Euro 2020 organizasyonunun koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl ertelenerek 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihleri arasında oynanmasına karar verdi.